Gençler selamlar. Ben SML hocanız, SML hoca matematik kanalındasınız arkadaşlar. Limit türev integral kampımızın 8.'si ve sonuncusuyla karşınızdayız. Son diyoruz ama yani her son bir başlangıçtır. Sen de bunu biliyorsun. Güzel kamplara, güzel emek harcanarak yapılmış, hazırlanmış kamplara seni yine davet edeceğim ben. Sıkıntı yok. Her zaman ama her zaman birlikteyiz. Bunu da sakın unutma. Videomuza başlayacağız şimdi. Limit türev integral kampımızın son videosuna. Bunu da çözdükten sonra toplam 64 tane birbirinden enfes soru çözmüş olacağız sevgili gençler. Bu kamptan sonra, bu videodan sonra. Videomuza başlamadan önce artık kanala abone değilsen, abone olursan ve bu videoyu beğenirsen beni çok mutlu etmiş olursun. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. O kadar güzel sorular seçtim ki bu PDF'te. Sen de birazdan göreceksin. Şimdi yukarıda verilen fx fonksiyonuna göre bu fonksiyonlardan hangileri süreklidir diye soruluyor. Bize 3 tane de birbirinden farklı fonksiyon vermiş. Bunlardan hangileri sürekli hangileri süreksiz onu bulacağız. Şimdi ilk öncülümüzdekile bakalım. F eksi x demiş. Şimdi biz f'i dışarıdan eksiyle çarptığımız takdirde biliyorsunuz ki fonksiyonun x eksenine göre simetrini alıyoruz. Yani tepe taklak ediyoruz sevgili gençler. Altın üste göre üstün alta göre simetrini alıyoruz. İçerisi eksiyle çarpılıysa yani x'in eksilisi alındıysa da fonksiyonun y ekseninin sağ tarafını sola, sol tarafını sağa taşıyorsun. Bu da doğal olarak sevgili gençler şuradaki kopma noktalarını engelleyemeyecek. Yani bizim bu f eksi x fonksiyonumuz bunun sürekli olması durumunu karşılayamıyor. Bunu yapamıyor. Dolayısıyla da mesela Adana gidiyor, Edirne gidiyor, Ceyhan gidiyor. Yani bakın o kadar güzel bir çeldirici var ki aslında burada. Sen birinci öncülü eleyip şıklardan birileri silerken bile kafan karışır. Neden biliyor musun? Birinci öncülü silmek yürek ister. Çünkü 3 tane şıkta 1 var. Yani genelde hani böyle aklımıza fikir geliyor ya 3 tane öncülde 1 var o zaman cevap 1 doğru olabilir şeklinde hep bir şeytan kurcalıyor ya aklımızı. İşte bu soruda da 1'i silmek yürek ister çünkü zaten 3 tane şıkta 1 var. Ama yanlış sileceğiz isterse 4 tanesinde olsun sıkıntı yok. Cevap demek ki diğeriymiş ya da o kadar güçlü bir çeldiriciyi ben tek başıma aşmışımdır demektir bu. İkinci öncüle bakalım. Y eşittir f eksi mutlak x. Şimdi burada biraz durup düşünmek gerekiyor. Şimdi sevgili gençler bu f eksi mutlak x dediğimiz fonksiyonda şuradaki x gördüğünüz yere mesela eksi 1 yazın. Bu neye eşittir? Eksi 1 yazarsanız f eksi 1'e. Şimdi bir de artı 1 yazın. Gene f eksi 1'e eşit olur. Eksi 2 yazarsanız f eksi 2'ye. Artı 2 yazarsanız f eksi 2'ye eşit olacak yine. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Fonksiyonun sağ tarafı, sol tarafını, y ekseninin sağ tarafı, sol tarafı taklit edecek. Onun gibi davranmaya çalışacak. Çünkü 1'i yazıyorum eksi 1'in aynı sonucu çıkıyor. 2'yi yazıyorum eksi 2'nin aynı sonucu çıkıyor. 5'i yazsam eksi 5'in sonucunun aynısı çıkmaya çalışacak fonksiyon. Bu ne demek biliyor musunuz? Y ekseninin sol tarafındaki kısmın sağ tarafa göre simetriğini al demek. Yani şurada gördüğünüz mavi kısımlar bakın şu kısımlar gidecek. Yerine ne gelecek? Şunun simetriği gelecek. Ve böylelikle fonksiyonumuz sadece ama sadece şu maviyle çizdiğim yer olduğu için bu fonksiyon sürekli olacak. 2 olmayanları silelim diyeceğim ama zaten 2'nin olduğu da bariz belliydi. Şimdi o kadar güzel sınav esnasında elenecek şıklara sahip bir soru ki. Biri buldun 3 tane şık gitti. 2'nin zaten doğru olduğunu gördün. Sadece 3. öncülü doğru yapıp yapmaman senin elinde artık. Yani 3. öncülü çözerek soruyu bitirebiliyorsun. Şimdi fx artı mutlak fx. Burada da dikkat etmen gereken bazı noktalar var. Şimdi şöyle düşüneceğiz. F fonksiyonu şuradaki f fonksiyonu x ekseninin altında kaldığı yerlerde negatif üst tarafında pozitifti ya hani. Şimdi alt tarafında kalan yerlerde negatifken dışarı nasıl çıkması gerekiyor? Eksi fx diye çıkması gerekiyor. Yani ben bu fonksiyonu şu şekilde çizeceğim. Bak fx sıfırdan küçükse bu fonksiyon fx eksi fx diye çıkacağı için sıfıra eşittir. Fx eğer sıfırdan büyük veya eşitse de sen diyeceksin ki burası fx diye çıkar o zaman burası da 2 tane fx'tir diyebilirsin. Anlaştık mı?
Güzel. Şimdi ben x ekseninin altında kalan yerlerde, normalde fx'in x ekseninin altında kaldığı yerlerde bu fonksiyonu sıfır fonksiyon gibi çizeceğim. X ekseninin üzerindeki yerlerde de fonksiyonu iki katına çıkaracağım. Yani burada bu kadar zıpladıysa ben bunu bu kadar zıplatacağım mesela. Daha sonrasında da şurada ne olacak sevgili gençler? Burası da iki katına çıkacak ve buraya gelene kadar tam şu hareketi yapacak ve artık bundan sonra şuraya kadar yine sabit fonksiyon olarak devam edecek ve buradan sonrasında iki kat tırmanarak hareket edecek. Şimdi şu kısım olmayaydı sürekli olurdu ama bu kısım var. Ve burayı yok edemiyoruz. Dolayısıyla üçüncü öncülümüzde bu fonksiyonu sürekli yapmak için yetmiyor. Cevabımız Bursa oluyor diyeceğiz sevgili gençler. Geçiyorum. İkinci soruma, bu da bir limit süreklilik sorusu yine. F ve G fonksiyonları buna var ya, buna bir işaret koy. Yani bu benim favori sorularımdan, artık son videoya sakladık bu favori soruları da. Bu da benim favori sorularımdan sevgili gençler. Yani AYT sınavının 22. sorusu bu olsa dersin ki hocam hiç şaşırma. Evet, hiç şaşırmayacaksın. Şimdi f ve g fonksiyonları her x reel sayısı için tanımlı. Yani bu fonksiyonun tanımsız olduğu bir nokta yok. Pekala. X 2'ye giderken fx artı gx de f2 artı g2'ye eşitmiş. Güzel. Olduğuna göre 3 tane öncül vermiş. Hangileri yanlış olabilir diye soruluyor. Gayet basit bir soru hocam. Niye böyle düşündün ki? Hadi gel bakalım, basit miymiş yorum kısmı. Şimdi diyor ki x 2'ye giderken fx f2'nin ta kendisidir diyor. Şimdi yorumlayalım. Mesela limit x 2'ye giderken fx f2. O halde limit x 2'ye giderken de gx g2 olacaktır. Yani bu buysa bu da budur mecburi olarak. Şimdi ben bunları ayrı ayrı topladığım takdirde de f2 artı g2 geliyor. O zaman fonksiyonun toplamının limiti de f2 artı g2'dir denilebilir. Fakat şöyle bir durum var. F2'nin ve g2'nin ben zaten ne olduğunu bilmiyorum. Yani burada da zaten biz, yani x 2'ye giderken fx artı gx'in biz toplamının limitini buluyoruz. Güzel de mesela burada f3 ile g3'ün toplamı da olabilirdi bu. Yani illa ama illa bu fonksiyonların hani şunu tanımlı olması demek sürekli olması anlamına gelmiyor. Sürekli demiş olsaydı bir müddet düşünürdük. Ama tanımlı dediği için illa f2 ile g2'nin toplamına eşit değildir bu. Ya da şöyle de düşünebiliriz sevgili gençler. F fonksiyonu tanımlıdır ama o noktadaki limiti görüntüsünden farklıdır. Yani bu her halükarda kapı nereye çıkıyor? Sürekli olup olmadığına çıkıyor. Ben bu fonksiyonun sürekli olmadığını varsayarsam şu hikaye yanlış olur. Dolayısıyla x2'ye giderken fx'in de f2 olması gerektiğinden kesinlikle bahsedemem. Yanlış olabilir diye sorulmuş. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış olabilir. İşaretledim. 2'ye bakıyoruz. F fonksiyonu süreklidir. Biz zaten yarım saattir birinci öncülü tartışırken bu fonksiyonun sürekli olup olmadığını bilmiyoruz demedik mi? Süreksiz bir fonksiyon da olabilir. O halde sevgili gençler, ikinci öncülümüze de yanlış olabilir diyeceğiz. Üçüncü öncülümüze baktığımız zaman da x2'ye giderken fx eksi gx'in f2 eksi g2 olduğundan bahsediyor. Kardeşim şunu doğru olarak kabul etseydim belki bunun da doğru olma gibi bir ihtimali söz konusuydu ama ben buna zaten yanlış olabilir dedim. Dolayısıyla bu hepten yanlış olabilir. Yani bunların alayı yanlış olabilir. Sevgili gençler, dikkat edilmesi gereken sorulardan bir tanesi. Yani öyle bir şey ki 1-3'ü işaretleyip geçebilirsen. İkinci öncül için biraz yorum yapabilirsin ama hani matematikte şey vardır. Genelde limit türev integralde vardır bu. Bir yere kadar yorum yaparsın, o yorum farklı bir yorumu doğurur. O yorumu yaptın, o yorum farklı bir yorumu doğurur. Genelde limit türev integralde bu vardır. Hadi integral kısmını biraz daha ayırıyorum ama limit ve türevde olabildiğince yorum gücünün yüksek olması gerekiyor. Özellikle limit ve sürekliliğin bu şekilde öncüllü sorularında, türevin ise geometrik yorumunda olabildiğince yorumunun kuvvetli olması gerekiyor. Ve her yorumda sana farklı bir kapı açıyor. Dolayısıyla sevgili gençler, hani ikinci öncüle kadar yorum yaptın, f'in sürekli olamayabileceğine kadar yorum yaptın ama birinci öncü seni tongaya düşürebilir. Çünkü şurası çok güzel bir çeldiriç. Anlaştık mı? Geçiyorum sevgili gençler, türev soruma. Üçüncü sorumdayım. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunun türevi f üssü ile gösterilmekte. Ve sıfırdan farklı her x sayısı içinde
x, fx, f türev x sıfırdan büyüktür bunların çarpımı olduğuna göre bu grafiklerden hangileri f fonksiyonunun grafiği olabilir diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. Peki her grafik için ayrı ayrı yorum üreteceğiz ve dikkatli olacaksın. Şimdi sıfırdan öncesi için düşünüyorum ben bunu. Burada f'in türevi her halükarda pozitif sevgili gençler. Bunda bir sıkıntı yok. Sıfırdan küçük yerlerde x'ler negatif, fx'ler de negatif. Eksi çarpı, eksi çarpı artı sıfırdan büyük yapar. Doğru. Bir de sıfırdan büyük yerler için x'ler pozitif, fonksiyon da her noktada pozitif. Pozitif çarpı, pozitif çarpı, pozitif yine sıfırdan büyüktür. Birinci öncül olabilir. Hocam sıfır için bak sıfırdan farklı diyor. Sıfır için alırsak her grafik yanlış olur. Hiçbiri olamaz. Pekala 2'ye bakalım şimdi. Dolayısıyla şurayı silelim. İkinci grafiğimizi yorumlayalım. Nasıl yorumlandığını kendin öğrendin. İstersen videoyu durdurup daha yorumlayıp daha sonrasında bana yetişebilirsin. Şimdi şuraya bakalım. Arkadaşlar x'ler burada negatif. Fx'ler pozitif. Fonksiyon azalan olduğu için türevi negatif. Yani burası negatif. X'ler negatif. Burası pozitif. Bunların çarpımı sıfırdan büyüktür. Şimdi geçelim y ekseninin sağ tarafına. X'ler pozitif. Fonksiyon negatif, azalan olduğu için türevi de negatif. Yani bu şekilde. Bu da sıfırdan büyük. Demek ki bu da olabilir. 1-2 olmayanları eleyebilirsiniz sevgili gençler. Cevap Bursa veya Edirne. Cevabı 3. grafik belirleyecek. Şimdi şu kısmı yine silelim. Ve sevgili gençler yorumlamaya başlayalım. X'ler burada negatif, fonksiyon da negatif. Artan olduğu için türevi de pozitif. Şu şekilde. Sıfırdan büyük müdür? Evet. Geçelim sağ kısma. Fx negatif, fonksiyon azalan olduğu için türevi negatif, x'ler burada pozitif demek ki. Artı çarpı eksi çarpı eksi gene pozitif. Dolayısıyla üçüncü de olabilir, cevapta Edirne seçeneği olur diyeceğiz sevgili gençler. Geçiyorum dördüncü soruma, bir türev sorusu arkadaşlar bu soru. F ve g her noktada tanımlı ve türevlenebilen fonksiyonlardır. Bu iki fonksiyonla ilgili olarak f'in bir noktasındaki türevi ve g1'in çarpımı, F1 ile de G türev 1'in çarpımı değerleri biliniyorsa, yani ben bunun değerini biliyorum A, bunun değerini biliyorum B gibi. Değerleri biliniyorsa aşağıdakilerden hangisinin sayısal değeri kesinlikle hesaplanabilir diye sorulmuş. Şimdi ben bu soruyu hatırlıyorum. Aşırı derecede kuvvetli bir çeldiricisi vardı. Kesinlikle hesaplanabilir diye soruluyor. Dikkatli bakacağız. Ve bakarken de eski türev bilgilerimizi biraz kontrol edeceğiz. Biraz canlandırmamız lazım. Şimdi sevgili gençler. Türeviyle G'yi çarpıyor. F ile de G'nin türevini çarpıyor. Bu nerede karşımıza çıkıyordu? Sanki böyle F çarpı G fonksiyonunun türevini almış da X gördüğü yere de 1 yazmış gibi değil mi? Aynen öyle. F türev 1 çarpı G1 artı F1 çarpı G türev 1 yazabiliyorduk biz. Bunun türevini alıp X gördüğümüz yere 1 yazınca ne oluyormuş? Şununla şunun toplamı, yani A ile B'nin toplamı. Yani ben A artı B'yi hesaplayabiliyorum. Doğru mu? Doğru. Şimdi F artı G fonksiyonu demiş, hesaplayamayız. F eksi G hesaplayamayız. Bölü G hesaplayamayız. Hocam onda da aynı şeyler yok muydu? Birincinin türevi çarpı ikinci, ikincinin türevi çarpı birinci. Evet onda F bölü G de var ama bir de bölü G'nin, G1'in karesi yapmamız gerekiyor. G1'i bilmiyoruz ama. G1'i bilmiyoruz, tamam. Dolayısıyla üçüncü şıkta, yani Ceyhan'da gidiyor. Gel gelelim Denizli ve Edirne'ye. F çarpı gx fonksiyonunun x eşittir bir noktasındaki normalinin eğimi. Şimdi benim şurada bulduğum a artı b ne? Teğetinin eğimi. Peki normalinin eğimini bulamaz mıyım? Bulurum. Mesela teğetinin eğimi 5 ise normalinin eğimi eksi 1 bölü 5'tir. Çünkü m teğet ile m normalin çarpımları eksi 1 olacaktı. Yani birini ters çevirip önüne eksi koyunca zaten bulmuş oluyorsun normali. Yani normal bulunabilirmiş değil mi? Normalin eğimi. E şıkkına diyor ki teğetinin eğimi. İkisi de bulunabiliyor. Niye iki tane şıkkı bu şekilde vermiş? İşte kuvvetli çeldirici burada geliyor. Cevap Edirne mi, Denizli mi? Şimdi sevgili gençler, ben cevabın Denizli olması gerektiğini sana söyleyeyim. Neden? Çünkü teğetinin eğimi varsayalım ki sıfır. Şimdi normalinin eğimi ne olur? 1 bölü sıfırın eksilisi mi olur? Sadece sıfır haricindeki bütün normalin eğimlerini bulabilirim ama eğer ki m teğet sıfırsa normalin eğimini de bulamam. Dolayısıyla sevgili gençler cevabımız Denizli seçeneği olacak. Hocam peki
Teğetinin eğiminin tanımsız olma gibi bir ihtimal yok kardeşim. Çünkü sen zaten bunu biliyorsun, bunu biliyorsun. İkisini topluyorsun. İki tane reel sayının toplamı da tanımsız diye bir şey olamaz zaten. Dolayısıyla hesaplanabilir diye sormuştu. Cevap Denizli değil, özür diliyorum. Bu hesaplanamaz, cevap Edirne olacak sevgili gençler. Evet, geçiyorum bir sonraki sayfama. Yine bir türev sorusu ama ilginç bir türev sorusu. Ve sen bu soruyu gördüğün zaman türevden çözmeye çalışmayabilirsin. Türevden çözmek aklına gelmeyebilir. Türevden çözmek yerine köklü sayılarla, bunların yaklaşık değerleriyle veya işte göz kararı bir şeyler bulmayla falan uğraşabilirsin. Dolayısıyla dikkatli şekilde dinlemeni tavsiye ediyorum. Ufkunu genişletecek bir soru da aynı zamanda. O yüzden çok dikkatli dinle, senden rica ediyorum. Şimdi A sayısı 2017'nin karekökünden 2015'in karekökünü çıkarmış. B sayısı 2019'un karekökünden 2017'nin karekökünü çıkarmış. Ve C sayısı da 2021'in karekökünden 2019'un karekökünü çıkarmış. Ve A'yı B'yi C'yi sırala demiş. Ne alakası var lan, değil mi? Ya ben bunu nasıl sıralayayım şimdi? Nereden aklıma gelsin böyle bir soru? Veya çözümünü gördüğün zaman çözümü için aynı şeyi söyleyebilirsin. Hadi lan oradan, nereden aklıma gelecek böyle falan diyebilirsin ama bu soruyu gördükten sonra artık ufkunun biraz daha genişlemesi gerektiğini düşünebilirsin. Ki ufkunun genişlemesini hepimiz isteriz sonuç olarak, değil mi? Şimdi arkadaşlar, buraya dikkat ederseniz birinci, yani şuradaki birinci sayıların hepsi de ikinci sayılardan, yani şunlardan iki fazla. Yani aslına bakarsanız ben bu A'yı B'yi C'yi kolay bir şekilde sökmek için şöyle diyebilirim. Aslında bir f fonksiyonu varmış da karekök x artı 2'den gitmiş karekök x'i çıkarmış gibi düşünülebilir. Doğru mu? Vallahi doğru. Peki hocam ne yapacağız? Yani sen burada o zaman şunu düşünebilir misin? Mesela ben şu A'yı ifade etmek için, A sayısı nedir arkadaşlar? 2015 ve 2017 olduğu için ve x'i buraya yazdığımız için f 2015'tir. Peki B sayısı nedir o zaman? F 2017'dir. Ve C sayısı da sevgili gençler F 2019'dur. Peki bunları biliyoruz. Güzel. Bunda bir sıkıntı yok. Nereye varacaksın hocam? Şimdi arkadaşım, ben sana diyorum ki şu F fonksiyonunun gel bir türevini alalım hadi senle. F'in türevinde X eşittir. Ben şunun türevini alırken içinin türevi bölü 2 fonksiyonun kendisi yazmayı ve eksi bunun türevinde de 1 bölü 2 kök x yazmasını biliyorum. Ve sevgili gençler, bu f'in türevi, şimdi x gördüğümüz yere sayılar yazdığımız zaman burası x artı 2 ve burası kök x olduğu için sol taraf sağ taraftan daima küçüktür. Çünkü sol tarafın paydası sağ tarafın paydasından daima büyüktür diyebilir miyiz? Deriz, tadından da yenmez. Niye biliyor musun? Çünkü burası her zaman daha küçükse, küçükten büyüğü çıkardığın zaman bu her zaman sıfırdan küçüktür. Yani bizim fonksiyonun türevi daima sıfırdan küçük oluyormuş. Yürü be. Şimdi fonksiyonun türevinin sıfırdan daima küçük olması demek ne demek? F fonksiyonunun, f'in daima ama daima ne olması demek? Azalan olması demek. Fonksiyon azalansa içine yazdığımız değer büyürken fonksiyonun kendisi küçülüyor demek. Yani sevgili gençler, en küçük c'ymiş, sonra b, sonra da A'ymış diyebiliriz. Yani cevabımız C küçük, B küçük, A olacak. Çünkü C'nin içerisine yazan 2019, 2017'den, 2017'de 2015'ten daha büyükse ve bu fonksiyon azalansa içindeki değer artarken kendisi azalacağından C küçük, B küçük, A yazabiliriz. İşte 2015'in karekökuyla, 2019'un karekökuyla, 2021'in karekökuyla hiç uğraşmadan biz bu soruyu bu şekilde matematikçi gibi çözebiliriz. Evet, OA AB'ye diktir demiş sevgili gençler. Tamam, bunu görüyoruz. A noktası A'ya B'dir. Evet. B noktası da C'ye 0. Evet, noktaları gösterilmiş. 0'dan C'ye kadar fx dx, 0'dan A'ya kadar fx dx'in 5 katıdır demiş. Şimdi bu ne demek? Öncelikle 0'dan A'ya kadar fx dx'i bir kontrol edelim. Şimdi A noktasının apsisi sevgili gençler şurası. Ve 0'dan A'ya gelene kadar ki fx dx'in integrali demek sevgili gençler, şu bölgedeki sarı kısmın alanı demektir. Tamam. Ve bunun 5 katı, yani ben buraya A dersem, bunun 5 katı nereye eşitmiş biliyor musunuz?
şuna. Yani sıfırdan c'ye fx dx'e. Bakın sıfırdan hop nereye gidene kadar? C'ye gidene kadar fx dx. Yani şurada gösterdiğim turkuaz bölgenin şu kısmı sevgili gençler alanı artı a. Bu 5a'ya eşitse demek ki burası 4a'ymış. Bu anlaşıldı değil mi? Peki o zaman a'ya 4a diye ayrılıyorsa, bakın ben şuraya a demiştim zaten. Demek ki şuranın uzunluğu da 4a olacak. Demek ki burası 5a'ymış sevgili gençler. Yani ben c'nin 5a'ya eşit olması gerektiğini de böylelikle bulmuş oldum. Pekala. Şimdi tekrardan yazıyorum. Şu kırmızıyı alalım elimize. Bakın burası a birim, burası 4a birim. Ve şurada da bir yüksekliğimiz var. Yüksekliğimiz de b birim. Güzel. Bunların hepsini yazdık. Ve bize sorulan soru şu. A noktasının ordinatı apsisinin kaç katıdır? Pekala. Şimdi burada dikten dik indirdik değil mi biz? Öklit yapsak ya. B'nin karesi eşittir. A kere 4A. Yani 4A kare. Her iki tarafın kare kökünü alırsanız B eşittir 2A gelir. Ve B yani ordinatı, A noktasının ordinatı apsisinin 2 katı olduğunda zaten direkt olarak elde etmiş oluyorsun. Geçiyoruz sağ üst taraftaki sorumuza sevgili gençler. Yine bir integral sorusu. Şu kısmı da temizleyebiliriz. Diyor ki bize aşağıda f fonksiyonunun grafiğini ben sana verdim güzel kardeşim. Eksi 2'den 8'e kadar da mutlak f türev x'in 16'ya eşit olması gerektiğini ben yine sana söyledim. Peki f0 kaçtır diye soruluyor bize. Güzel. Şimdi biz nasıl düşüneceğiz bunu? Bir ele alalım. Arkadaşlarım öncelikle bu noktada bu f'in grafiği ve ben bunun eğimini hesaplayabilirim parça parça. Bakın burasını ne olduğunu bilmiyoruz ama burasına ben k birim dersem hatta ben buraya 5k birim diyeyim. Tamam burası 5k ise burası nedir? 5 birim. O madem öyle 5k'yı 5'e bölersem buradaki eğimimiz k olur. Peki diğer tarafa bakalım. Buradaki eğim de sevgili gençler yine burası 5k. Şurası yine 5 birim olduğu için 5K'yı 5'e böldüm. K ama azalan olduğu için buradaki eğimimizde sevgili gençler eksi K. Artık ben şunu söyleyebilirim ki bir türev fonksiyonunun grafiğini çizme vakti gelmiştir. Şurası K ve şurası da eksi K olsun diyeceğim. Sevgili gençler sonsuzdan nereye kadar diyeceğiz? 3'e kadar. Şuradaki 3 noktasına kadar. Bizim fonksiyonumuzun türevi şu şekilde 3 oluyor ve 3'ten sonra da şu şekilde k oluyor ve 3'ten sonra da eksi k'ya eşit olarak devam ediyor. Bizim eğimimiz. Şu şekilde de yapalım bunu. Pekala şimdi eksi 2 noktasını gösterelim. Eksi 2 noktası şurası olsun. Bir de 8'i gösterelim. 8 de burası olsun sevgili gençler. Ve eksi 2'den 8'e kadar f'in türevinde x'in mutlak değeri. Mutlak değeri dediği için de bunu yukarı doğru kıvıracağız değil mi şu şekilde? Ve sevgili gençler bakın ne diyor? Eksi 2'den 8'e yani şu kısımdaki bölgenin sarıyla taradığım bölgenin alanını aslında bize vermiş. Ve bu alan neye eşitmiş arkadaşlarım? 16'ya. Şimdi eksi 2'den 8'e kadar burası kaç birim? 10 birim. Demek ki şu kısım kaç oluyormuş arkadaşlar? 1.6 oluyormuş ki buranın yüksekliği yani k dediğimiz sayı 1.6'ymış ki buranın alanı 16 olabilsin. F0 kaçtır diye sorulmuş. Yani şurası sorulmuş sevgili gençler. Şimdi ben k'yı bularak eğimi bulmuş olmadım mı? Yani eğim şuradaki eğim neymiş arkadaşlar? 1.6'ymış. Güzel eğimi bulmuştuk. K'ydı ve sevgili gençler burada ben eğimin k'ya eşit olduğunu söylemiştim ya. Pekala. Onun 1.6 olduğunu biliyoruz. Peki şimdi bizden f0 soruluyor. F0'ı nasıl bulabiliriz? Onu da şu şekilde bakın. Karşı bölü komşu dediğimiz zaman bizim yine 1.6'yı bulmamız şart. Neden? Çünkü burası bir doğru ve doğrunun her noktadaki eğimi aynı zaten. O halde arkadaşlar bakın burası 2 birim. Buraya da soru işareti dedim. Soru işaretini 2'ye böldüğüm takdirde de 1.6'yı bulmam lazım. O zaman bu soru işareti dediğim şey 3.2'nin ta kendisidir. Yani cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. İşte bu noktada 3.2'dir. Çünkü F0 sorulmuştu bize. F0 da burayı işaret ediyordu. Haberin olsun. Ve geçiyoruz yine alttaki sorumuza. Son sorumuza arkadaşlar.
Bugün de görecekmişiz. Yani göreceğimiz belliydi. Ben ayın birinde ilk defa arkadaşlara ikisiyle 17'si arasında bir kamp yapacağız. Bu kampın içerikleri bu olacak dedim. O kampı yaparken üstüne bir de 40 soruda serisinin videolarını paylaştım. Bir de ekstradan sana problemler kampı başlattım. Senden habersiz, sana sormadan ama çok hoşuna giden bir kamptı bu. Şimdi bu kampın sorunun bir gün geleceğini biliyorduk. Bugün ayın 17'si ve bu kamp bitiyor arkadaşlar. Yerine başka bir kamp geliyor mu? Tabii ki geliyor. Hiç merak etme. Efsane kamplar hazırlıyorum sevgili gençler sizlere. Aslında ismini bunun kamp değil de farklı bir şey söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten farklı bir format olacak, farklı bir içerik olacak. Haberin olsun. Şimdi son sorumuzu çözmeden önce de kanalımıza, yani kanalıma abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmazsanız beni çok ama çok 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 efsanevi şekilde mutlu etmiş olursunuz. İlk sorumuza bakalım. F gerçel sayılarda sürekli bir fonksiyon. F'in sürekli olduğunu anladık. Pekala devam. Bir öğrenci AB'den küçük olmak üzere, onu da canlandırdım kafamda. A'dan B'ye kadar f(x) dx, yani A'dan B'ye kadar olan fonksiyonla x ekseni arasında kalan alan belirli integralinin değerini alt Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplamak istiyor. İntegral gibi modern bir matematik var elimizde ama adam gitmiş ilkel şekilde Riemann'la hesaplamaya çalışıyor. Olsun, sıkıntı yok. Canı o şekilde çekmiştir. AB kapalı aralığını kaç parçaya bölerse bölsün, bu öğrencinin bulduğu değer daima aynı çıkmakta. Orada bir duracaksın. Dersin ki hadi lan oradan. Riemann alt toplamını kaç aralığa bölersen böl aynı çıkıyor. Bir kere aralık sayısını arttırdığın zaman Riemann integralinin bulduğun sonuç gerçek alana çok yakın çıkacaktır ama sen alt aralıkların sayısını azaltırsan Riemann integraliyle bulduğun toplam alan gerçek alandan çok çok daha farklı az çıkacaktır. Aynı çıkıyormuş. İlginç. Buna göre 2'den 3'e kadar f(x) dx 3 olduğuna göre 1'den 5'e kadar f(x) dx nedir diye de sormuş bize. Bu soru neden yazdım? Neden buraya koydum? Bu soru sevgili gençler tek atılacak bir soru. Tek atmaktan kastımız ne? Böyle gözünle bakıp tamam. O zaman cevap bu diyeceğim bir soru. Nasıl diyeceksin? Şimdi kalemi burada bıraktım. Kalemi bıraktım. Arkamda yaslandım. Düşüneceğiz. Seninle beraber düşüneceğiz. Sen de aynı şeyi yapabilirsin. Arkana yaslan ve dediklerimi dikkatli bir şekilde dinle. Şimdi diyor ki Riemann alt toplamı yardımıyla biz bir alan hesaplayacağız. Ama Riemann alt toplamının o Riemann alt aralıklarını kaç parçaya bölersem böleyim. Hatta diyor ki sonsuz parçaya bile böldüğümüzde sonuç aynı çıkıyor ya diyor. İlginç. Sonuç hangi fonksiyonda aynı çıkar diye düşünmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bu fonksiyonun sabit fonksiyon olması gerekiyor ki sen Riemann alt aralıklarını ister 2'ye, ister 5'e, ister 18'e, istersen 756'ya böl. Hiç sıkıntı değil. Sürekli aynı alanı bulabilesin böylelikle. Artık şunu anladım. Fx fonksiyonu sabit fonksiyondur. Ve sabit fonksiyonsa dümdüz bir fonksiyon düşün. 2 ile 3 aralığında yani bizim bir kenarımız 1 iken bir kere uzun kenar 3 olacakmış ki demek ki 3 geliyormuş alanımız. O dikdörtgenimizin alanı. O halde o 1 birimlik kısımdaki alan 3 ise 1'den 5'e kadar demiş ya orası kaç birim? 4 birim. 1 birimlik alan 3 birim kare ise 4 birimlik alanda Edirne'deki 12 birim karedir de diye düşünebilirsin. Şimdi kalemsiz anlamayanlar için bir de kalemli deneyelim. Arkadaşlar ben diyorum ki bizim fonksiyonumuz dümdüz bir fonksiyondur. Dümdüz fonksiyon ne hocam? Sabit fonksiyondur. Şu şekilde. Ve diyor ki 2'den 3'e kadar alanı hesapladığın takdirde diyor bu alan 3 çıkıyormuş. Şimdi az önce orayı anlattım. Şurası 1 birim. Burası 1 birimse demek ki burası 3'müş arkadaşlar. 1 kere 3'ten buranın alanı 3 geliyormuş. Şimdi adam bize diyor ki gel diyor 1'den 5'e kadar hesapla diyor. Zaten burası 4 birim değil mi? Burası da 3 birimdi. 3 kere 4'ten kaç gelir? 12 gelir diyoruz. İşte sevgili gençler, en başında da söylediğim gibi bu PDF'teki sorular diğerlerinden biraz daha nasıl diyeyim, düşündürücü ve ufuk açıcı sorulardı. Dolayısıyla senin için diğerlerinden de daha faydalı olduğunu buradan belirtmek istiyorum.
Şimdi sevgili gençler, bitirdik artık. 64 tane soru çözdük. İlk 12 soru kampında da yine 12 çarpı 6 desek 72 tane de soru orada çözdük. 2 tane bu programın içerisinde 2 tane de 40 soruda bir konu sığdırdık. 80 tane de orada soru çözdük. Daha önceki videolarda da belirtmiştim. Yani 40 bin tane soru. Efsane. Yani bu kanalda 40 binden fazla soru var diyorum. Efsane. Gerçekten. 1200'e yakın video var. Efsane. Gerçekten. Çünkü bir şeyleri yaparken para kazanayım, şunu yapayım, bunu yapayım, onu da alayım, bunu da alayım, YouTube'dan yürüyeyim, şöyle böyle bir şey kaygım olmadı. Hani zaten Acil ailesinde, Acil Yayınları ailesinde sevgili gençler yazarlık yapıyoruz. Çok güzel sorulara imza atıyoruz. Güzel bir ailemiz var. Buradan zaten biz nasıl diyeyim, bizim işimiz bu. Hani öğretmenlik, bir yerde öğretmenlik yapıyorum, yapıyor muyum? Hayır, bu sene onu da yapmıyorum. İşte Eryaman'da kendi bir ofisimiz var. O ofiste öğrencilerle birebir yüz yüze eğitim olanağı tanıyoruz. Çok kaliteli matematik öğretmenlerimizle, fizik öğretmenlerimizle, geometri hocalarımızla birebir eğitim odaklı çalışıyoruz. Daha sonrasında işte YouTube'da da yine bu şekilde size gece gündüz video çekmeye çalışıyorum. Hani YouTube benim için çok fazla gerekli mi? Aslında bakarsanız şöyle, 2 sene önce yani 2018 Mart'ta, yaklaşık olarak 3 sene önce diyelim artık. 3 sene önce ilk bu kanalı kurup ismini falan koyduğum zaman, ismini sınıfta, sınıf ortamında öğrencilerimle tahtada uğraşırken, yani hocam YouTube kanalı açın, açalım, ne açalım, şunu yapalım, bunu yapalım, ismi ne olsun, dedim, SML hoca olsun dedim. Çocuk, o ne hocam, İsmail'in sessiz harfleri diyerek açtık. Ama belli bir noktadan sonra, mesela daha ben 3. 4. ayımdayken ÖSYM suç duyurusunda bulundu. Ama hani nasıl diyeyim, vazgeçtim mi? Hayır. ÖSYM'nin sorularımı çözdüğüm videoyu sildim. Savcılıktan çıkarken sildim ve video çekmeye devam ettim. Farklı şeyler yapıldı mı? Evet. İşte durmadan kitap bitirdim. Yani Acil Matematik Soru Bankası, TYT Soru Bankası, AYT Soru Bankası, bunları bitirdim. Rejenerasyon denemeleri, reaksiyon denemeleri bitirdim. Limit türev fasikülü, penetrasyon kombinasyon, binom olasılık fasikülü, polinomlar fasikülü. Hepsini, ama hepsini sizler için çözmeye çalıştım, bitirdim. Farklı farklı denemeler çözmeye çalıştım. Kendim deneme oluşturdum, onları çözmeye çalıştım. 60 soruluk TYT, 60 soruluk AYT videoları, 40 soruda videoları, işte XX large soruları, small medium large, hani SML de İsmail'in sessiz harfler olarak kalsın istemedim. Small medium large olarak anılsın istedim. Small medium large, XX large serisi başlattık. Onları çektim. Geçen sene 2020'nin yaklaşık olarak Mart, Nisan aylarında falan Kenan Hoca'nızla beraber canlı yayınlar başlattık. Bunları yaptık ama gerçekten bunun tamamını zevk alarak yaptım. Çünkü hani bir şey gütmedim. Nasıl diyeyim? Bir amaç gütmedim. İşte şu kadar para kazanalım, şunu da yapalım, bunu da yapalım, her yere saldıralım, şunu da şöyle olsun, bu da böyle. Hiçbir şekilde Kenan Hoca'nızla beraber aynı fikirlere sahibiz. Tamamen öğrencilere faydalı olsun. Öğrenciler bunu da görsün, şunu da görsün. Çünkü ben şuna inanıyorum. Bu eğitim sisteminin içerisinde artık daha böyle genelde öğrenciler ezbercilik metoduyla hareket ediyorlar. Yani ben bunu istemiyorum. Çünkü matematik ezberlenecek bir ders değil. Matematik nasıl diyeyim, böyle şairane bir ders. Anlatabildim mi? Böyle okunacak, okudukça anlaşılacak, anladıkça, yorum yaptıkça, seneler geçtiğinde aa bak ben bunu 2 sene önce böyle yorumlamıştım ama şimdi de böyle bir anlamı ortaya çıktı diyebileceğim bir ders. Gerçekten şiir gibi bir ders. Dolayısıyla sevgili gençler, ben size bunu her zaman her daim aşılamaya çalıştım. İnşallah başarılı oluyordur. Diyelim artık videonun da böyle bir tane daha video çekerdim sizlere aslında. Kusura bakmayın, ben gideyim bir tane daha video çekeyim sizlere. Gençler hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.